İçişleri Bakanı dinle beni. Bak sana yer veriyorum, adres veriyorum. Hani diyorsun ya, milletime bir zarar gelirse hesabını sorarım. Yiğitsen sor hesabını. Altındağ'da uyuşturucu üretiyor Afganlılar. Bak ihbar bulunuyorum. Yüreğin varsa git onunla uğraş. Bize hakaret edeceğine, muhalefete saldıracağına git Altındağ'a bas. Öyle 110 kilo kokain taşıyanlarla resim çektirmeye benzemiyor bu. Git düzelt oraları. Yok. İşte bu uyuşturucu satıcılığı daha da artar. Esrar satıcılığı daha da artar. Hırsızlık olayları daha da artar. Geçen İçişleri Bakanı diyor ki evlerde hırsızlık oranı azaldı diyor. Aklımızla oynuyor. Evde ne kaldı la? Ne kaldı da hırsızlık yapsın? Hırsız eve girse acıyacak ya. Hırsız eve girse acıyacak ya. Öyle hırsızlar var ki not bırakıyor. Hayırdır kardeşim diyor ya, alacak hiçbir şey bulamadık diyor. 20 lira bırakıyor oraya bahşiş diye. Hırsız eve giriyor, 20 lira bahşiş bırakıyor. Artık o hale geldik ya. Ama İçişleri Bakanı evlerde hırsızlık oranı arttı diyor. Ya utanmadan Suriyelilerde vaka sayısı Türklerden daha az diyor. Suç işleme oranı. Türkiye'de 80 milyon Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. 4 milyon Suriyeli var. Adam diyor ki Suriyelilerin suç işleme oranı daha az. 65 bin vaka olmuş orada diyor. Yahu Suriyeli dediğin adamlar, yabancı dediğin adamların büyük bir kısmı çocuklarımıza, kızlarımıza musallat oldular. Sokaklarda görüntü çekip bunu yayınlamaya başladılar. Tabii, tabii. Uyuşturucu satıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Her türlü arsızlık, namussuzluk yapıyorlar. Ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Türkler daha fazla suç işliyor diyor. Ya senin görevin suçu ortadan kaldırmak. Suçu anlatan bir İçişleri Bakanı olur mu? Var işte. Onun için Allah korusun bir 5 yıl daha gelirlerse vay geldi başımıza. Onun için Türk milleti olarak parti Allah ayeti değil. Önce olaya böyle bakmak lazım. Efendim biz ne yapalım işte, biz bu partideniz. Yok kardeşim. Parti Allah hayatım. Parti futbol takımı mı ya? Hani şimdi ısrarla Fenerli olursun da değiştirmezsin. Değiştiremezsin. Galatasaraylı olursun da değiştiremezsin. Onu anladık da parti nedir ya? Hizmet ediyorsa, başarılıysa oy verirsin. Ama artık edemiyor. Artık yürütemiyor. Artık sen de açsın. Sen de evine ekmek götüremiyorsun. 2500 lira emekli maaşı alan amca ne diye bu AK Parti'ye oy verir ya? Kömürün tonu 4500 lira. Evin kirası 1500 lira en az, en düşük yerde. Elektrik parası 400 lira geliyor. Doğalgaz parası 400 lira geliyor. 2500 lirayla nasıl geçiniyorsun? Ben bazen soruyorum hakikaten böyle Ezgi. Bazıları çıkıyor. Ya geçen bir tanesi diyor ki 626 lira engelli maaşı alıyorum. Ben geçiniyorum kardeşim, oyu reise vereceğim. Evet, evet, öyle diyor. La oğlum nasıl becerdin, bize de söyle lan. Lan bize de anlat lan. Ben bu aldığım maaşla geçinemiyorum diyorum. En yüksek maaş alanlardan biri benim. Her ay eksiye düşüyorum. Lan nasıl becerdin bir söyle lan bize. Lan nasıl 626 lirayla geçindin de reis diyorsun lan. Bize de öğret yani, biz bir şey demedik. Hakaret etmiyoruz sana. Nasıl beceriyorsun söyle. Geçen bir tane vatandaş 6000 lira maaş almış. Alıyor. Yazmış. 1500 lira ev kirası. 1100 lira haciz parası. 800 lira elektrik parası. Şu kadar su parası. Şu kadar doğalgaz parası. 4950 lira tutmuş. Diyor ki kalan parayla geçin sayın vekilim diyor. El yazısıyla yazmış. Tweet'te paylaştı. Yahu sen nasıl geçiniyorsun 622 lirayla ya? Nasıl becerdin bunu? Ya da işte Almanya'dan gelmiş, emekli olmuş. Kardeşim diyor, siz Almanya'yı gördünüz mü diyor. Ya Türkiye'yi diyor öpüp başınızın üstünde gezdirin. Oğlum sen 1000 euro alıyorsun lan emekli aylığı. 1000 euro 17 bin lira diyor. Oğlum sen geçinirsin tabi lan. Sen niye millete hakir görüyorsun? Niye millete cep telefonunu çıkar diyorsun? Ya cep telefonunun lüks görüldüğü bir ülke olur mu ya? Devlete gireceksin, cep telefonundan giriyorsun değil mi? HES kodu soruyorlar cep telefonundan, maliyeye gireceksin cep telefonundan, bankaya ödeme yapacaksın cep telefonundan, elektrik parası ödeyeceksin cep. Artık cep telefonu lüks mü ki sen tutup da millete cep telefonu söylüyorsun? Onu bile hak etmediğini düşünüyorlar. Tabii, Türk milletine cep telefonu bile layık görmüyor ya. Dolayısıyla bu millet artık bunu görmeli. Biz de görsün diye mücadele ediyoruz.